onu seviyorsun. <laughs> Seni daha çok seviyorum. <laughs> <Kutum God -O'su. gülüyor> ya işte adam böyle düştü mü yatağa Türkçe dublajlı Twilight bile izliyor. Ses olsun diye açtım ya. Ama <laughs> tam bir kodo şu ya. <laughs> ne zaman uyansam baksam ya bunu kurdun elinden almaya çalışıyor ya gidiyor diğerlerinin elinden almaya çalışıyor. Garibim ya. <laughs> Neyse işsizlikten saçma sapan muhabbetler hadi görüşürüz ah benim. bunu 15 bin defa dinleyen insanlar hikayeyi dinlemeyebilirler ama bilmeyen çok kişi var anlatayım çünkü ağlanıyorum sanıyor birkaç kişi sinirleniyorum arkadaşlar benim birden fazla fıtığım var böyle şaka seviyesinde değil yani ciddi hasarlı belim benim, benim. E üstüne de omurilik darlığım var. Yani bu böyle kronik rahatsızlık gibi bir şey değil ama omuriliklerim de biraz daha olması gerektiğinden daha dar olduğu için de sürekli sinirlerime bir baskı uyguluyor bu fıtıklar. Bu da neye vesile oluyor? Ben 7-24 acı çekiyorum. <laughs> İster istemez. Alıştım artık o acıya ama aşırı rahatsızlık veren bir durum bu. Mesela şu an böyle duruyorum ya. Her ne kadar yatıyor da olsam bu bacağım, sol bacağım bilhassa sinirler sıkıştığı için bileğime kadar e, rahatsız bir acı veriyor. Hem de her an. Bunu işte ilaçla, iğneyle falan ağrı kesiciler, kas gevşecilerle idare ediyorsun ama benim seviyede o bile çoğu zaman iş yapmıyor. O yüzden dinlenmen ve dinlendirmen gerekiyor. Kıpırdamaman gerekiyor. Yani bunun çözümü var. O yüzden hep söylüyorum yayınlarımda da gaza gelip de böyle artistlikler yapmayın. Yok efendime söyleyeyim benim gibi ee, ortaokulda, lisede parmak uçlarınızda kızların sırasını kaldırmaya çalışmak ya da ne bileyim 4 kat klima taşımak böyle büyük yer klimaları bir yerlerden düşmek çok böyle uçuk yaşadığınız zaman bunlar oluyor. E tabi kilo bunun dezavantajı ve de sporsuzluk. Lütfen buradan gençlere sesleniyorum. Gaza gelmeyin. Karın kaslarınızı, sırt kaslarınızı kuvvetlendirin. Ben onu da yapmadığım için bu kadar acı şey çekiyor olabilirim. Ama zor bir şey. Ameliyat olmak da istemiyorum. Çünkü uzun bir operasyon olacak. Platin falan takılması gerekiyor pek istemiyorum. E, dikkat ederek yaşıyorum ama bazen oluyor işte. Geçen gün bir masa kaldırdım. Belimden kaldırdım. Dizimden güç almayarak yaptım onu. Tık etti. Bir de VR yayınları falan derken patates olduk. Geçecek. Çok ünlü bir iyi bir beyin cerrahının bana kurduğu bir cümleden bahsedeceğim. Tukan dedi bir gün 35-36 yaşlarına geldiğinde ve de dikkat etmediği müddetçe yere yığılacaksın ve acıdan hüngür hüngür ağlayıp Birinin seni hastaneye kadar taşımasını e, bekleyeceksin ve bunu yaşayacaksın demişti. Ve o günde kaçışı yok ameliyat olacağım demişti. Dikkat etmediğim takdirde. İnşallah <laughs> yaşamam öyle bir şey. Bir de bu hikayeden sonra ya. E, bilmem kaç yüz tane olan fıtığımın bir tanesinin atış anını koyuyorum. Bilenler biliyor da bilmeyenler izlesin. Üniversite yıllarımdan. Olgunca hareketlerim serisi. Hayır, hayır salıncaktan düşmedim. Salıncağın zinciri koptu. <laughs> Benim suçum yok. Orada normalde amacım en üste çıkıp e, takla atma yakın kendim bırakıp kameraya alan arkadaşa doğru uçmaktı. Daha erken uçtum. <laughs> zincir koptu.